Merhaba sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Temmuz ayını boyunca Güneş sizin burcunuzda 3 hafta boyunca kalacak ve bu dönem sizin için kişisel projeler, yeni başlangıçlar ve görünürlük açısından çok güçlü bir zaman olacak. Güneş'in yengeçteki etkisi kendinizi ifade etmek, kişisel hedeflerinize odaklanma konusunda size ekstra enerji ve motivasyon sağlayacaktır. Yeni ay 5 Temmuz'da Yengeç burcunda gerçekleşecek ve bu sizin önümüzdeki 4 hafta boyunca hayatınızda çok güçlü bir etki yaratacak. Bu dönemde yeni başlangıçlar yapmak, kişisel projelere odaklanmak ve yeni fırsatlar, evet, yaratmak için mükemmel bir zaman diyebilirim. Özellikle iş dünyasında uzun vadeli projeler başlatmak için Satürn'ün de destekleyici enerjisi bu dönemde yanınızda ve devrede olacak. Örneğin belki de uzun zamandan beri planladığınız bir iş girişimini hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Yeni ayın enerjisi bu tür projelerin aslında başarılı olmasına çok yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kişisel yaşamınızda da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Belki yeni bir hobiye başlayabilirsiniz veya sağlığınıza daha fazla özen göstermeye artık karar verebilirsiniz. Merkür Temmuz ayının büyük bir kısmında, evet, Yengeç burcunda olacak. Bu durum sizin karar verme ve iletişim konularında size ekstra bir güç katacaktır. Özellikle maddi gelir ve nakit akışı ile ilgili konulara çok odaklanabilirsiniz. Bu dönemde finansal konularda çok daha iyi anlaşmalar yapabilir ve ani kazançlarınızı özellikle arttırmak için yeni yollar keşfedebilirsiniz. Örneğin yeni bir iş anlaşması yapmak veya mevcut işinizde maaş artışı talep etmek için çok mükemmel bir zaman. Ayrıca yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu dönemde çok detaylı araştırmalar yaparak akıllıca kararlar alabilirsiniz. Mars 20 Temmuz'a kadar bir defa Boğa burcunda ve sizin 11. evinizde olacak. Bu da işbirlikleri, arkadaşlıklar ve uzun vadeli hedefler için gerçekten çok aktif bir dönem. Mars hız ve kararlılıkla sizi destekleyecektir bir defa. Yalnız 15 Temmuz'da Mars'ın Uranüs'te bir kavuşumu olacak. Bu da beklenmedik size heyecan verici fırsatlar bireysel haritalarda getirebilir. Bu dönemde grup projeleri veya arkadaşlarınızla birlikte çok yeni girişimler başlatmak sizin için harika bir zaman olabilir. 21 Temmuz'da Güneş de artık Aslan Burcu'na geçecek ve 4 hafta boyunca orada kalacak. Bu geçiş sizin ikinci evinizde olacak. Maddi konular daha fazla ön plana çıkacak ve daha fazla hayatınızda odaklanma gerektirecek. Gelir artışı, finansal güvenlik konularında, evet, yeni fırsatlar doğabilir. Örneğin yeni bir iş teklifi alabilirsiniz veya mevcut işinizde bir terfi kazanabilirsiniz. Mars 20 Temmuz'da artık İkizler Burcu'na geçecek ve 4 Eylül'e kadar da sizin 12. evinizde kalacak. Bu dönem sizin için iş hayatında yoğun, belki çalışma temposu anlamına da gelebilir. Mars'ın İkizler'deki etkisi iletişim ve bilgi alışverişi konularında size enerji ve destek verecek. Bu dönemde projelerinizi tamamlamak, yeni girişimlerde bulunmak için de çok çalışmanız gerekebilir. Örneğin bir proje üzerinde yoğun bir şekilde çalışmak veya yeni bir iş başlatmak için de gereken enerjiyi zaten bulacaksınız. Ayrıca iş yerinde daha fazla sorumluluk alabilir ve liderlik pozisyonuna da artık adım atabilirsiniz. Temmuz'un 21'i geldiğinde Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir ikinci dolunayımız var, biliyorsunuz. Bu dolunay ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili çok önemli kararlar almanıza neden olabilir. Çünkü dolunay zaten çok analitik bir derecede olacak. Dolunayın etkisi bu mevcut durumların daha bir netleşmesine ve ilerleme kaydetmenize de çok yardımcı olacak. Bu dönemde ilişkilerinizde dengeyi bulmak ve uzun vadeli taahhütler yapmak için, evet, adımlar atabilirsiniz. Örneğin iş ortaklıkları veya evlilik gibi önemli ilişkilerde yeni kararlar alabileceğiniz bir süreçten bahsediyorum. Dolunay bu alanlarda
çok netlik ve yön bulmanıza çok yardımcı olacaktır. Jüpiter zaten Mayıs'tan 2025'e kadar İkizler Burcu'nda olacak. Bu da sizin için iş projelerinde şans ve koruma sağlayacak bir dönem demektir. Çünkü Jüpiter'in etkisi Temmuz sonundan Ağustos'a kadar Mars'la birlikte evet hareket edecek. Bu iş hayatında size çok büyük fırsatlar ve başarılar getirebilir sevgili yengeçler. Örneğin önemli bir projeyi tamamlamak veya yeni bir iş girişiminde bulunmak için bu dönemi çok net değerlendirebilirsiniz. Jüpiter'in şanslı enerjisi başarı şansınızı bir defa arttıracak. Size gereken desteği mutlaka sağlayacaktır. Temmuz 2024 yengeç ve yükselen yengeçler için yeni başlangıçlar, maddi kazançlar ve iş hayatında önemli fırsatlar sunan bir ay olacak. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için enerjilerinizi lütfen doğru yönlendirin ve kararlı adımlar atın. Ve unutmayın, gökyüzü sizin yanınızda ve başarılı olmak için gereken tüm desteği sağlayacak. Bu tahmini kişisel deneyimlerinize ve hedeflerinize uygun hale getirmek için lütfen günlük hayatınıza umarım entegre edebilecek durumda olursunuz ve fırsatları değerlendirebilirsiniz. Herkese bu Temmuz ayında bol şans ve başarılı bir ay diliyorum sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.